Herkese merhaba, ben Senem. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugünkü videomda da 100 lira altına yeni sezondan neler alabilirsiniz onlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz sezonda artık her şey 2-3 katına çıktı. Geçen sene 100 lira aldığımız bir şeyi bu sene 200-250 liraları bulamamaya başladık. O yüzden ben de akıllı parçalara yatırım yapmak için işte bu sezon dolabınızda her zaman olması gereken parçalardan eğer ki eksilen, eskiyen varsa yerine koyabileceğiniz ya da uygun fiyata yeni sezon trendlerini yakalayabileceğiniz ürünler nerede, hangi mağazada, kaç para biraz onları araştırdım. Ve çoğu da 100 liranın altında olan ürünleri şimdi sizlerle paylaşacağım. Alışverişe çıkmadan önce yapmanız gereken aslında ilk şey sizin ihtiyaçlarınızı belirlemeniz. Dolabınızda ne eksik? Önce neleri almanız gerekiyor? Ona karar vermeniz. İşte diyelim ki siyah bir bota ihtiyacınız var. Dolabınızdaki siyah botunuz eskidi, artık giyilemeyecek durumda. Yeni bir mutlaka sezonda siyah bot almanız gerekiyor. O zaman hangi tarz istiyorsunuz? İşte topuklu mu olsun, düz mü olsun? Ona karar vererek işe başlayabilirsiniz. Böylelikle mağazaya girdiğinizde farklı şeylere yönelmezsiniz ihtiyacınızın dışında. Ya da sezon trendlerini yakalamak istiyorsunuz ama çok fazla para harcamak istemiyorsunuz. İşte çünkü biliyorsunuz ki trendler gelip geçici şeyler. Yani bu sezon giydiğimiz şeyi bir sonraki sezon giyemeyebiliyoruz. O yüzden de çok fazla para vermek bence mantıklı değil. İndirim sezonunu beklediğiniz zaman da biliyorsunuz çoğu şeyin artık modası geçmiş oluyor. O yüzden eğer ki sezon trendine uyacaksanız aslında sezon başlangıcında almak daha mantıklı. Ama tabii ki dünya kadar para vermektense bütçenize uygun bir şeyler tercih etmeniz daha akıllıca olacaktır. Şimdi yeni sezonda neler dolabımıza ekleyebiliriz? Uygun fiyata neler var? Biraz onlara göz atalım isterseniz. İlk olarak sizlere Ecose'den bahsetmek istiyorum. Ecose desem biliyorsunuz ki aslında sezon, sene fark etmeden her zaman giyebileceğimiz parçalar. O yüzden de Ecose'ye yatırım yapmak her zaman akıllıca bir seçim olacaktır. Özellikle Ecose takımlar içinde kendinizi iyi hissetmenizi ve şık görünmenizi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra tabii ki Ecose'yi aslında sadece şık olmamız gereken zamanlarda giymiyoruz. Mesela Ecose bir eteği işte spor ayakkabıyla kombinleyebiliriz. Ya da işte Ecose elbiselerimizi hem böyle butilerle şık bir görünüme çıkarıp hem de aynı zamanda gene spor ayakkabılarımızla daha gündelik bir kombin oluşturabiliriz. Mesela işte kolsuz bir Ecose elbisenin içine bir balıkçı kazak giyebiliriz. Böyle farklı kombinler oluşturabiliriz. Ve tabii aynı zamanda tam böyle takımı olmadan sadece Ecose ceketlere de yatırım yapabiliriz. Çünkü Ecose ceketi de çok farklı şekillerde kombinleyebiliriz. Yine hem şık hem de günlük kombinlerimize eşlik edebilir. Hem spor hem şık olmamız gerektiği zamanlarda aslında iyi bir seçenek oluyorlar. Çünkü işte kot pantolonlarla altına bir topuklu ayakkabı giyip de giyebiliriz. Daha salaş bir görünüm için işte yine bir boğazlı kazakla altımıza işte spor ayakkabılarla falan da kombinleyebileceğimiz şeyler. O yüzden de Ecose parçalar bence bu sezon yatırım yapılması gereken parçalardan. Dolapta bir olmazsa olmazlar da bence çizgili parçalar. Özellikle de çizgili gömlekler bence sonbahar kış aylarının kurtarıcısı. Çünkü hem ceketlerin içine giyebiliriz hem işte altına bir boğazlı kazak giyip böyle gömleğimizi işte bağlayabileceğimiz farklı kombinler yaratabiliriz. O yüzden çizgili gömlek de bence bu aylarda yatırım yapabileceğimiz parçalardan. Aynı zamanda da dediğim gibi hiçbir zaman modası geçmeyeceğinden dolayı uzun yıllar giyebileceğimiz parçalar. Dış giyime gelecek olursak kaşe kabanlar aslında her kadının dolabında olması gereken parçalar. Ama tabii ki yeni sezon fiyatlarıyla inanılmaz uçmuş durumda fiyatlar. Ama ben hem içinde iyi görünebileceğiniz hem de daha uygun fiyatlı olan birkaç seçenek buldum. Bunlara da göz atabilirsiniz. En azından böyle bu sezon mutlaka dolabınızda ihtiyacınız varsa, böyle acilen almanız gerekiyorsa ama çok da fazla para vermek istemiyorsanız bu modellere göz atabilirsiniz. Peki, sonbahar ve kışın bir diğer olmazsa olmazı ne? Tabii ki de deri parçalar. Deri ceketler aslında en çok tercih ettiğimiz şey olabilir. Yani herkesin giydiği şeyler aslında. Ama işte deri pantolon, deri etek, deri elbiseler de yine kış aylarının özellikle olmazsa olmazlarından bence. Hem spor hem şık kombinlerde kullanabileceğimiz parçalar olduğu için ben çok seviyorum. Özellikle de aslında deri etekler benim favorim. Çünkü deri etekleri her ortama uydurabiliyorsunuz giydiğiniz kıyafetlerle ve her zaman sizi ön plana çıkarabilecek parçalar oluyor. Deri olarak da yine uygun fiyatlı parçaları seçmeye çalıştım. Hem sezonda alabileceğiniz hem de böyle göze hoş görünen parçalara ağırlık vermek istedim. Deri etekler, elbiseler, deri ceketler her zaman her kadının olmazsa olmazlarında.
Peki, hiç mi sezon trendine uymayacağız? Sadece her zaman giyebileceğimiz parçaları mı alacağız derseniz tabii ki öyle değil. Sezon trendlerinde de bu sene biliyorsunuz en çok leopar ve yılan baskısı ön plana çıkıyor. O yüzden de leoparlı birkaç parça dolaba ekleyebiliriz. Aslında geçen sezondan beridir bel çantaları çok trend. Bu sezonda birkaç mağazada leoparlı bel çantası var. Onlar hem de 100 liranın altında fiyatları. Onlara göz atabiliriz. Leopar elbiseleri de çok fazla göze batmadan daha tek renk parçalarla kombinleyebiliriz. Leopar elbiseler için de birkaç alternatif seçtim. Leopar tişörtleri de özellikle kot pantolon ve kot eteklerimizle rahatlıkla kombinleyebiliriz. Leopar desenini kullanmak aslında biliyorsunuz öyle çok kolay değil. Ama daha sade parçalarla her zaman dengeyi bulabilirsiniz. Botta tercih etmek de aslında iyi bir seçenek olabilir. Çünkü kombini patlatan parça bana göre her zaman ayakkabılar. Ayakkabılara belirli bir düşkünlüğüm var. Eğer ki ayakkabı koleksiyonum videomu şuraya ekliyorum izlediyseniz zaten leoparlı botlarımı orada da görebilirsiniz. Kullanması daha kolay bir parça bana göre leoparı. O yüzden de size bir tane de leopar desenli bot alternatifi ekledim. Leopar etekleri de beyaz balıkçı yaka kazaklarınızla işte yine beyaz tişört, deri ceketle falan rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Bu tam geçiş havalarında böyle ince bir monta ihtiyacım var derseniz yine böyle leoparı ucundan yakalayan bir parçala ekliyorum şimdi buraya. Büyük gold küpeler aslında her zaman takabileceğimiz parçalar, bu sezonda oldukça yükselişteler. H&M'de birbirinden farklı ve uygun fiyatlı model bulabilirsiniz. Ben de sevdiğim modelleri ekliyorum buraya. Benim özellikle en çok beğendiğim bu ucundan para sarkan küpe oldu. Bu sezonun bir başka trendi de şal desenli parçalar. Özellikle şal desenli bir elbiseyle farklılık yaratabilirsiniz. Peki sonbahar kış aylarının olmazsa olmazı nedir derseniz o da tabii ki şişme montlar. Şişme montlar aslında her zaman giydiğimiz parçalar. Özellikle böyle canlı renklerde bir parça seçerek görünümümüze güzel bir dokunuş katabilir hem de ısınabiliriz. Tweet parçalar da bence kış aylarının olmazsa olmazlarından. Özellikle bir tweet elbiseyle kolaylıkla şıklığı yakalayabilirsiniz. Sezonlar boyunca asla modası geçmeyecek bir şey olduğu için de eskimedikçe rahatlıkla yıllar boyu kullanabilirsiniz. Evet, kıyafetlerden sonra şimdi de gelelim çanta ve ayakkabılar. Çanta ve ayakkabılarda da yine akıllı seçim yapmakta fayda var. Peki bu sezon için siyah bir bot almanız gerekiyor ama fazla da para harcamak istemiyorsunuz. O zaman nasıl alternatifler var şu anda? İsterseniz siyah süet bir bota yatırım yapabilirsiniz. Ya da deri bir ayakkabı seçebilirsiniz. Bunları 100 liranın altında bulmanız mümkün hala. Yılan deseninden bahsetmişken tabii ki yılan desenini çantalarda da kullanabiliriz. Özellikle Mango'da bu sene yılan desen baskılı çok güzel çantalar var. Ama tabii ki indirimi beklenecek çantalar daha ağırlıkta. Ama 100 liranın altında da bu şirin çantaya mesela bakabiliriz. Bel çantalarının trend olduğundan bahsetmiştim. Yine böyle minik, deri ve güzel bir çanta istiyorsanız bu bel çantasına da göz atabilirsiniz. Siyah bir minik çanta her kadının olmazsa olmazı. Eğer ki böyle bir ihtiyacınız varsa yine size minik siyah bir çanta alternatifim var. Shopper çantaları seviyor musunuz? Ben böyle taşınır gibi gezdiğim için genellikle aslında büyük çantaları tercih ediyorum. Her ne kadar şu videoda minnoş çantalarımı sizlerle paylaşmış olsam da günlük hayatımda aslında böyle uzak bir yerlere özellikle gidiyorsam büyük çantaları tercih ediyorum. O yüzden de sizlere bir tane büyük çanta alternatifiyle gelmek istedim. Eğer ki bu sezonda uygun fiyatlı bir şey arıyorsanız bu çantaya da göz atabilirsiniz. Farklı renkleri de var. Kış aylarının bir diğer olmazsa olmazı ne? Tabii ki de kadife parçalar. Mutlaka her kış kadife parçaları her yerde görebiliyoruz. Her zaman giyebiliyoruz. O yüzden de kadife parçalara yatırım yapmak mantıklı. Kadife elbiseyle şık bir görünüm yakalayabiliriz. Kadife etekle yine güzel kombinler yakalayabiliriz. İşte kadife kombinleri hem şık parçalarla kombinleyebiliriz. Hem böyle salaş kazaklarla kombinleyip yine böyle spor ayakkabıyla falan giyebiliriz. Özellikle kadife ceketleri ben kot pantolonlarla giymeyi çok seviyorum. O yüzden canlı renklerde böyle ilgi çekici bir kadife cekete de bu sezon yatırım yapabiliriz. Bu sezon her şey inanılmaz pahalı olduğu için aslında ilk olarak fiyatı endeksli bir video hazırlamak istedim. Ama tabii ki fiyatının uygun olmasının yanı sıra her zaman kullanabileceğimiz ve güzel görünen şeyler seçmeye çalıştım. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım sizler için faydası olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.
Görüşmek üzere.